Toplumsal TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Deniz Mehmet Umutdolu. Diyalektik programının bir bölümüne daha karşınızdayız. Diyalektiğin bugünkü bölümünde diyalektik yönteminin esaslarını, nasıl kullanıldığını, Türkiye'de mevcut durumda, sokakta diyalektik yöntemiyle doğru sonuçlara nasıl ulaşılabileceğini ve bu noktada toplumun doğru yönlerde nasıl birleştirilebileceğini konuşacağız. Bugün bu konuyu konuşmak için yanımda iş insanı Serdar Kurşun var. Serdar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. İlk olarak diyalektik kavramı üzerine konuşmak istiyorum biraz. Yani siz Türkiye'de belli sektörlerde üretim faaliyetlerinde bulunmuş bir insansınız, ticaretin içindesiniz, ithalat, ihracat. Yıllardır aslında Türkiye'de faaliyet yürütüyorsunuz, ekonomi alanında birçok noktada yer aldınız, yer yer politik arenada boy gösterdiniz. Bu diyalektik yönteminde, diyalektik düşünme şeklinde siz neler düşünüyorsunuz? Siz ne şekilde yaklaşıyorsunuz? Sizin için nedir diyalektik yöntem? Şimdi diyalektiğin tanımlamasını yaptığımız zaman, güncel hayatımızda bir sürü sorunlarımızda matematiksel bu anlamda, yani matematiksel bu anlamda sorunlarımızı dört işlemle çözüyoruz. Diyalektik de hayatın dört işlemidir. Yani güncel yaşadığımız hayatın dört işlemidir. İşte diyalektiğin dört temel ilkesi vardır. Birinci ilkesi, doğada ve tabiatta her şey birbirine bağımlıdır, soyutlanamaz. İkinci temel ilkesi, hiçbir şey de yoktan vardan yok edilemez. Üçüncü temel ilkesi, etki tepkiyi doğurur. Dördüncü temel ilkesi de nicel birikimler, günü, saati, dakikası geldiğinde nitele dönüşür. Şimdi bu dört temel kuralı hayatımızda, yaşamımızda yaşadığımız zaman bu matematikteki dört işlem gibidir. Bazen zaman zaman problemleri bir toplamayla veyahut da toplayıp çıkartmayla veyahut da toplayıp çarpmayla böyle bildiğimiz gibi meselelere, güncel hayatımızdaki meselelere, toplumsal meselelere, dünya meselelerine baktığımızda, bu pencerelerden baktığımızda algılama yeteneğine sahip olur. Ama diyalektiği hayata geçirip yaşamak lazım. Yani diyalektik pencereden bakıyorum demekle diyalektik pencereden bakılmaz. Bu bir yaşam biçimidir, bu bir felsefedir, bir özdeşmedir. Anlatabiliyor muyum? Bu süreç kısa zamanda elde edilemez. Bunu yaşamak lazım, yaşamak lazım. Bir süre sonra baktığınızda hatasız bir yaşamı yakalanmış oluyorsunuz. Çünkü meseleleri sorgulamaya başlıyorsunuz. Nedenlerini, niçinlerini irdelemeye başlıyorsunuz. Sebepten sonuca, sonuçtan sebebe gidiyorsunuz. Dolayısıyla da önemli bir bilimsel bakış tarzıdır. Ama toplumumuzda bu pencereden bakan kardeşlerimizle olduğu gibi manevi pencereden de bakan bir sürü kardeşlerimiz var. Onların bakışına da saygı duyulması lazım. Onların da bakması gereken, o pencereyi açtıklarında bakması gereken noktada da bazlar var. Diyalektikte bahsettiğimiz gibi işte kelam, Cenab-ı Allah'ın kelamı da şunu söylüyor. Diyor oku, ıkra. Diyor aklını kullan, diyor ahlaklı ol. Okursan, aklını kullanırsan, ahlaklı olursan diyor cennete gidersin. Okumazsan, aklını kullanmazsan, ahlaksız olursan diyor cehenneme gidersin. Anlatılan cennet cehennem aslında bu dünya. Şimdi burada insanlar kelam bu söylemi söylerken birileri de diyor aklını kullanma. Aklını kullanma, okumana gerek yok. Bir de diyor bana karşı ahlaklı ol, şuna karşı ahlaksız ol diyor. Dolayısıyla insanlarımızı ötekileştiriyorlar. İnsanlarımızı ötekileştiriyorlar ve
duygularından faydalanıyorlar. Ha, her taraf bir takım kesim işte şeyden nemalanıyor. İnsanların Cenab-ı Allah'ın ilmini kullanarak kendilerini yüceltiyorlar. Cenab-ı Allah'ın ilmini kullanarak maddi anlamda nemalanıyorlar. Cenab-ı Allah'ın ilmini kullanarak kardeşi kardeşe düşürüyorlar. Ama bir kısım insanlar da işte demokratız, sosyalistiz, solcuyuz veya Atatürkçüyüz diyerekten insanlarımızı, duygularını kullanıyorlar. Şimdi neyin doğru, neyin yanlış olduğunu algılayabilmemiz için meselelere diyalektik pencereden veya manevi pencereden sağlam bir duruş göstererek evet. bakmamız lazım. Şimdi bu noktada şunu görüyorum. Biz sokak röportajları yapıyoruz. Başka meslektaşlarımız da yapıyor. Genel olarak bunları irdelediğimizde benim sokakta gördüğüm insanlar toplam olarak bütün bu ayrışmaların dışında bir umuda sahip ama bir yandan da bir umutsuzluğun içinde bir umut bu. Yani bir şeyler düzelecek mi? Doğru yönlere gidebilecek miyiz? Bunun için seçenekleri var insanların. İşte seçimde diyor mesela büyük kısmı bu seçimde değişecek, bu her şey çözülecek diyor. Kimisi de diyor ki yani sanmıyorum. Kimisi de diyor ki bence böyle iyi devam etmeli. Şimdi baktığımızda 3 farklı görüş ben şimdiden saydım bile. Ama 3'ü de doğru olamaz. Bunların toplamda toplumun ne noktada nasıl ilerletmeliyiz ki, yönlendirmeliyiz ki doğru noktaya düşünülebilsin, doğru noktaya gidilebilsin. Ne düşünüyorsunuz burada? Her gün gündem değişiyor. Sokakta toplum neye inanacağını, neyi nasıl düşüneceğini şaşırmış durumda artık. Çünkü her gün yeni bir konu var ve öğrenmesi gerekiyor önce düşünmesi için. Hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Her gün bir şeyler oluyor. Bu noktada insanları nasıl toparlamamız lazım? Diyalektik düşünceyle bütün toplumu doğru noktaya kanalize edebilir miyiz? Şimdi diyalektik düşünceye toplumu kanalize etmek, bu bir süreç yaşamak gerekiyor. Bu toplumun bu sürece harcanacak bir şeyi yok, zaman yok. Yeni bir nesil eğitmek gerekiyor. Yeni bir nesil eğitmek lazım. Şimdi temeli sağlam tutmak lazım. Anadolu'da bir tabir vardır, görünen köy kılavuz istemez diye. Şimdi zaten burada işte toplumumuzda insanlara vaat edilenlerle yapılan söylemler, işte iktidar partisinin, muhalefetin ve diğerlerinin söylemlerinin görünen köy gibi. Yani umut yok. Yani onların şeyi yok. Tabanı yok. Attıkları bir temel yok. Ortada gözle görülür yapılan bir temel şey yok. Altyapı yok. Altyapı yok. Altyapı olmadan, temel sağlam olmadan onun üstüne çıkamazsın, onu büyütemezsin, tabii. onu yapamazsın. Onun mesela için... bugünkü gündem bakalım, seçim gündemine. Tarafların topluma vaat ettiği şeyler rejim. Bir taraf mevcut başkanlık sistemli rejimi devam ettirmek istiyor. Diğer tarafta parlamenter sisteme geri dönülmesi gerektiğini savunuyor. Baktığımızda aslında toplumun refaha ulaşmasına yönelik bir adım çok göremez. Bunların devamında toplumun refaha kavuşacağı öngörülüyor. Fakat baktığımızda parlamenter sisteme döndüğümüz takdirde mevcut hali hazırdaki sorunların hepsinin çözülebileceğine dair net bir fikir yok. Net bir veri de yok. Sadece parlamenter sisteme geçmek veya geçmemek çerçevesinde toplum gidip geliyor. Bu da doğru noktayı toplumu nasıl görebilir? Ne yapabiliriz? Şimdi şöyle izah edeyim bu konuda. Şimdi devlet sistemle idare edilir, yasalarla da hareket edilir. Sistemler yıkıldı. Cumhuriyetin temelleri yıkıldı. Yasalarla da hareket edilmiyor. Şimdi yasalarla sistem olmayınca, yasalarla da hareket edilmeyince ha parlamenter sistem olsun, ha başkanlık sistemi olsun. Sonuç alınamaz. Evet. Önemli olan bizim bakışımızı değiştirmemiz lazım. Bizim bir defa ülke olarak el ele vermemiz lazım. İlke olarak birbirimize sarılmamız lazım. Meseleleri ayrışarak değil, bütünleşerek çözmemiz lazım. Bunun için de insanların tek bir pencereden bakması lazım. Tamam, bir sürü pencereler olabilir beynimizde. Ama büyük bir pencerede bakacağımız tek bir hepimizin ortak penceresinin şu olması lazım. Bir, misaki milli tartışılmamalı bu ülkede. İki,
halkların kardeşliğinin tartışılmaması lazım. Halkların kardeşliği tartışılmadığı zaman, misak-ı milli tartışılmadığı zaman diğer konular detaydır, çözülür. Tarımda çözülür, hayvancılıkta çözülür, ekonomide çözülür, hepsi çözülür. Hepsi çözülür. Anlatabiliyor muyum? Evet. Onun için bir takım kardeşlerimiz meselelere manevi pencereden bakıyorsa saygı duyarız ama adam gibi baksınlar. Bir kardeşlerimiz de diyalektik pencereden bakıyorlarsa, bilimsel reçeteler koyacaklarsa onlara da saygı duyarız. Onlar da memleket menfaati için baksınlar. Şimdi sorun, her taraf kendi menfaatlerini çıkarları için bakınca genel zarar görüyor. Evet. Genel zarar görüyor, toplum zarar görüyor. Halbuki yani toplum olmazsa o birey, o insanların da bir anlamı yok. O insanlar da anlamsızlaşır. Onlar da işlevsizliktir. Şimdi muhalefet, parlamenter sistem diyor. Yapamıyor musun? Yapamıyorsun. O zaman dön kardeşim, sana vekalet verenlere, size vekalet verip bunları sizi meclise, parlamentoya yollayanlara vermiş oldukları vekaleti iade edersin. Bunun adı sine-i millettir. Bunu yapacaksın. Yani çözemediğin yerde aldığın vekaleti iade edersin. En azından onurunu kurtarırsın. Ama insanlar koltuklara öyle bir yapışmışlar ki, o koltukları korumak için hepsi kendi saç ayaklarını oluşturmuşlar toplumun üstünde. O saç ayakları da yaşamak için diğerlerini yaşamaklarını alıyorlar. Evet, toplam olarak yukarıdan aşağıya doğru böyle ilerliyor. Evet, evet. Burada işte peki bu bir tane bahsettiğiniz bir sorun mesela. Bunun gibi zaten yüzlerce, binlerce sokaktaki her vatandaştan mutlaka bir tane duyarız. Evet. Bu noktada peki çözüme giden yolda ne öneriyorsunuz? Gençlere mesela ne öneriyorsunuz? Diyalektik bakış açısına yani esasında Hegel'in kabaca tanımıyla Hegel'in sistematik hale getirdiği diyalektik tez, antitez ve sentezle ilerleyen bir süreç. Bir konu mutlaka karşıtı da olmalı, var olmalı için diyor. Siz de saydınız işte dört madde saydınız diyalektik üzerine. Toplumda bu sorunların çözümüne yönelik ne yapmalı insanlar? Bu olayı toplumsal boyutta ele aldığımız zaman toplumun var olması için olmazsa olmazlar vardır. Nedir? Barınma. Nedir? Yiyecek. Anlatabiliyor muyum? Nedir eğitim? Nedir sağlık? Anlatabiliyor muyum? Gelecek. Kaygısız bir toplum. Bunları ayrı ayrı masaya yatırmak lazım. Ayrı ayrı reçete gerektirir bunlar. Bunları hepsini bir havuza sokup da çıkartamazsınız. Bunları mesele sağlıksa masaya yatırılır. Mesele tarımsa masaya yatırılır. Bilimsel ve tecrübe bağlamında yan yana insanlar gelir. Bu meseleler çok kolay çözülür. Evet. Yeter ki birileri nemalanmaya kalkmasın. Yani Türkiye'de benim gördüğüm sıklıkla sorun çözme şöyle gidiyor. Sorun tespiti var. Önce ilk olarak sorun görmezden geliniyor. Önce Türkiye'de sorunları yaratıyorlar. Evet yani bir yerde. Sonra nemalanıyorlar. Sonra nemalanma süreci bittiğinde de sorunu çözmüş gibi gözüküyorlar. Yeni bir sorunla yapıyorlar. Sorunu çözmüş gibi gözüküyorlar. Sonra senin yeni sorunlar yaratılıyor. Evet. Bu sefer onunla başlıyor. Şimdi mesela ben stoklarımdaki malın vergisini veriyorum. Parası ödenmiş mal. Adam 50 liraya aldığı 5 litrelik sıvı yağı 200 liraya satıyor. Ki bunun deposunda en az 500 bin, 1 milyon teneke var. Ondan vergi alınıyor mu? O 150 liranın vergisi alınıyor mu? Yani alırken, satarken alınıyor mu? Alınıyor mu? Alınmıyor. Alınmıyor. Hepsi kitabını uyduruyor. Nasıl anlatayım? Sorunlardan nemalanan insanlar var. Şu an köylü mağdur. Köylü çok mağdur. Köylü mağdur ama kabz-ı mal mutlu. Evet. Adam 5'e alıyor, 7'ye satıyor. 3'e alıyor, 5'e satıyor. Birileri de mecburen alacak. Mecburen alacak. Orada alacak. Toplum bile sınırsız bir kaynak toplum bile yani. toplumumuz bir de şey yapmıyor yani. Refleks göstermiyor. Yani nasıl bir refleks gösterilebilir peki? Yani doğru soruları sormayı nasıl oraya doğru sorulara nasıl gidebilir insan? Siz
Ne düşünüyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz kendi hayatınızda? Ya bir sorunla ilgili önce diyalektik gereği doğru soruların sorulması gerekiyor ki cevaplarla gerçeklere Şimdi şöyle izah edeyim. Şöyle izah edeyim. Hani bir söz var. Tok açın halinden anlamaz diye. ulaşılabilsin. Anlatabiliyor muyum? Biz şimdi görüntü itibariyle tok insan konumundayız. Aç insanı tanımlamaya kalkarsak biraz da riyaya düşmüş oluruz. Anlatabiliyor muyum? Ama şu bir gerçek. Şu bir gerçek. Ben bu toplumun bir ferdiysem, yurttaşıysam, ben derken bizler, bu toplumun bir yurttaşıysak, yurttaş olarak devlete karşı sorumluluklarımız varsa, bu sorumlulukları yerine getirmediğimizde, eksik getirdiğimizde, devlet bizim gelip bu sorumluluklardan dolayı yakamıza yapışıyorsa, bizim de devletin bize karşı sorumlulukları var. Bizim de onu sorma hakkımız olmalı. Ki var. Nedir? Kağıt üzerinde. Sağlık, eğitim. Anlatabiliyor muyum? Evet. İstihdam. Şimdi istihdam devletin işi değil. Tamam, eyvallah. Ama Anlatabiliyor derdi muyum? olmak durumunda yani. Derdi ortak olacak. Çözmede hakem olacak. Şimdi bir tane sokakta 5 tane hipermarket var. 5 tane. Bir sokakta 200 metrede. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ne gerek var? Bir tanesine ruhsat ver. Ondan da vergini al. Bırak 5'inin cirosunu tek yapsın. Git vergini al. Yani devlet hakemlik yapamıyor. Devlet hakemliğini yapsa bir mahallede 10 tane fırın var. Halbuki o mahallenin ekmek ihtiyacını 3 tane fırın karşılar. Yedisinin ruhsatını iptal et, onu birbiriyle ortak et. Hem az doğal gaz gitmiş olur, hem o eksik şey gitmiş olur. Hani iş gücü havaya gitmez. Anlatabiliyor muyum? Devletin burada sorunları üretmede, çözmede hakemlik yapması lazım. Doğru hakemlik Evet, yapması burada lazım. devletin organizasyonel kısmının köreldiğini görüyorum ben. Sistemler yıkıldığı için diyoruz ya. Yani Sistem temas olmayınca edemiyor. Devletin bir tabii noktası ki harekete yani geçmeye şimdi çalışsa da tabii öbür ki. tarafı işlemeyince çark dönmüyor, ilerleyemiyor. Tabii ki. Tabii ki. Bu noktada peki nelere dokunmalıyız, ne yapmalıyız? Yani toplumsal bir birliktelikle ancak buradan çıkılabilir diye düşünüyorum ben. Şu an içinde bulunduğumuz buhran durumundan yani. Ülkede ekonomik bir kriz var. Devamında işte sağlıkçılar gitmeye çalışıyor, öğretmenler gitmeye çalışıyor, mühendisler gitmeye, herkes gitmeye çalışıyor bu ülkeden şu an. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Gitmeyi düşünmeleri, gitmeyi istemeleri doğal hakları. Fakat çok yanlış bir şey. O kişinin Nereye tamamen bunu... giderlerse gitsinler misafirler çünkü. Evet. Ama bu ülke bizim vatanımız. O yurttaşlık kavramı Biz gerçekten değerli. vatanımız burası bizim. Anlatabiliyor muyum? Bizi şimdi kendi ülkemizden topla tüfekle çıkaramadılar. Biz şimdi kendi gönül rızamızla mı gidip yani onların kucağına gideceğiz. Koşarak mı gideceğiz? Nereye giderlerse gitsinler. Hangi ülkede milyarlarca dolarları da olsa, binaları da olsa, yatları da olsa bilsinler ki ülkede misafirler. Yani nihayetinde tabii. Misafirler. Günü geldiğinde misafir ederler ki bu kadar yeter kardeşim. Hadi kardeşim. Burada ne yapmamız lazım peki? Umudumuzu yitirmememiz. Umudumuzu yitirmememiz lazım. Hayallerimizi yitirdik de umudumuzu yitirmememiz lazım. Burada tekrar söylüyorum. Burada birleştirici unsurlar iktidar ve muhalefet partileridir. Bunlar görevlerini yerine getirdiklerinde, bu ülkedeki insanların birbirleriyle kaynaştırdıklarında, ondan sonra tecrübeyle, bilgiyle yan yana geldikten sonra çözülmeyecek hiçbir mesele yok. Tabii yani diyalog halindeyken çözülmeyecek herhangi bir konu Hiçbir kalmıyor. mesele yok ama insanlarımızı cahilleştirmişler. İnsanlarımız algılayamıyor. Evet. İnsanlarımızla şimdi mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. YouTube'u açın. YouTube'u açın. Şimdi ülkemizin %95'ine sorsan elhamdülillah Müslümanım der. Eyvallah. Sorun yok. Ya
Dizi filmler 9'da başlıyor, gece 12'de bitiyor. Bir evde 3 tane televizyon var, 3 tane aile fertleri bölünmüşler, ayrı ayrı odalarda televizyon seyrediyorlar. Gecenin 7 günü, her kanalda 2 tane reytingi yüksek dizi var. Dizinin ertesi gün bakıyorum YouTube'a, izlenme oranı 3,5 milyon. Yani 7 milyon saat, 7 milyon saati 8 saate bölsen iş gününe, kaç milyon iş günü çıkar? Evet. Bu iş günlerini biz üretime döndürsek, bu iş günlerinde, yani bu vakitlerde, oralarda geçirdiğimizi ülkemiz için, vatanımız için artı değer yaratmaya yönetsek, bütün meseleler çok kısa zamanda çözülür. Burada şimdi, bu umutsuzluk kısmı acaba artı değerin eşit paylaşılmamasından kaynaklanıyor olabilir mi? Şimdi bana göre artı değerin, şimdi mesela insanlar... Ya artı değer patron alırken işçinin de pay alması gerekir artı değerden haliyle. Bir artı değer oluşuyorsa burada emekçinin de payı olmak durumunda. Şimdi orada oluyor. Emekçinin payı derken ben bir işverenim şimdi. Hı. Emekçinin payı derken. Şimdi Türkiye'de mesela Avrupa'da bir işveren iflas ettiğinde devlet bir defa o işverenin evine dokunmaz. En iyi evinden birine dokunmaz. Arabasına da dokunmaz. Ve 5 misli de asgari ücret maaş verir ona. 5 yıl devlet bakar ona. Ve ticaretten men eder. Yani ben vergi mükellefi olacağım Avrupa'da. Devlete vergimi vereceğim. Döndüğümde iflas ettim dedi. O bana diyor 5 sene beni tedavi ediyorlar. 5 sene hayat standartımı koruyorlar. 5 sene sonra ticaret yasağı koyuyorlar. 5 sene sonra da diyorlar buyur ticaret yapabilirsin diyorlar. Ama burada işverenin de gelecek garantisi yok. Bilmem anlatabiliyor muyum? İşveren aylıkları ödemek zorunda. İşveren devletin vergisini ödemek zorunda. İşveren şunu ödemek zorunda. İşveren onu ödemek zorunda. Bir sürü aksaklıklar var. Bir sürü nakit akış problemleri yaşanılıyor, ediyor. Anlatabiliyor muyum? Onların işi de çok zor. Şeyden bahsediyorum. Onu bir konu olarak düşünürsek, tepedeki işverenlerin, yani bu yukarıdan aşağı doğru gidenler. Ha, şimdi şöyle izah edeyim. Artı değer bir noktada şimdi, çok toplanınca. Şimdi şöyle izah edeyim. Hani atıyorum bir ülkenin işte %3'ünü, %5'ini, %2'nin kontrolünde bir şey varsa bu yanlış tabii ki. Yani bu ortada bir emisyon var. Bu emisyon para buğday değil ki tarlaya atasın, bire kırkalasın. Ortada bir emisyon var. Bu ortadaki para birilerinin elinde toplandıkça birilerinde eksik kalacaktır. Eksik kalacaktır. Evet. İşte o paranın adaletli bir şekilde dağıtılması, tekrar geri toplanıp tekrar dağıtılması lazım. Anlatıyor muyum? Adaletli şekilde mesela Cumhuriyet döneminde kamu iktisadi teşebbüsleri dediğimiz teşebbüsler sayesinde biz kendi kendimize yetiyorduk. Evet. Şimdi Sümerbank vardı. Ayakkabı üretiyordu, kumaş üretiyordu. Ondan sonra çanta üretiyordu. Giysilikler üretiyordu. Vatandaşımıza satıyordu. Parayı geri alıyordu. İşte Fisko Birlik, işte Tariş, işte bir sürü kurumlar vardı, devletin kurumları. Devlet veriyordu, geri alıyordu. Aldığını bir daha veriyordu, bir daha geri alıyordu. Aldığını bir daha geri veriyordu, bir daha alıyordu. Dolayısıyla sürdürülebilirlik arada da ihracat yaptığında da ülkenin kasasına giriyordu. Evet. Yani kendi kendimize yetiyorduk ama bu kamu iktisadi teşebbüslerini güncelleştiremediğimizden, hani açığa uyduramadığımızdan, geri bıraktığımızdan dolayı tasfiye etmek sürecini kaldılar. Tasfiye ettirildi, tasfiye edildi. Daha çok özelleştirme yani, özelleştirildi zaten. Yani o, özelleştirildi. Aslında üzerine de düşülebilirdi bence. Bana göre yani. Şu an tarım, hayvancılık politikasının güdülmesinde sağlıklı bir şey almak istiyorsak kesinlikle devletin bu işe soyunması lazım. Tarımı da, hayvancılığı da. Türkiye'de mesela araziler bu şey politikası yüzünden, miras şeyleri yüzünden işte 50 dönüm arazi 4 kardeşe bölünmüş, 12 dönüm olmuş, o 5'e bölünmüş, 2 dönüm olmuş, 5'er 100 metrekare olmuş. Araziler parçalanmış. Normalde devletin bu arazileri, ekim yiyen arazileri toplaması lazım. İşte buradan buğday üretilir, burada mısır üretilir, burada şu üretilir, burada bu üretilir. Mesela başka bir şey söyleyeyim size.
Türkiye'de hep ayçiçek yağı konuşuluyor. Mısır evet. Nerede? Mısır yağı, mısır özü yağı nerede? Mısır özü yağı unutuldu. Kimse konuşmuyor. Evet. Aslında en sağlıklı yağ mısır özü yağıdır yemeklerde kullanılması gereken. Ama mısırın ihracatı yapılıyor hepsi. Çıkan mısır, Adana'da, Konya'da çıkan mısır direktmen ihracatı. Mısır özü yağı niye konuşulmuyor? Şimdi bir kilo ayçiçeği, bir kilo ayçiçekte kaç tane ayçiçekten bir kilo mısır alırsın, yağ alırsın. Kaç tane mısırdan bir kilo yağ alırsın? Bir de onun hesabını yapmak lazım. Mısır daha verimli ve daha faydalı. Daha verimli ve daha faydalı. Yani buradaki mısırı dışarı satıyoruz. Tabii. Bir de yıllar önce bir makale okumuştum. 1,5 milyon ton sıvı yağ nereden geliyor? Yani satılan belli, üretilen belli. 1,5 milyon ton nereden yağın nereden girdiği belli değil. Yıllar önce okumuştum ben bu makaleyi. Mısır özü öyle değil. Mısır özünü, mısır ektiğin zaman çok daha faydalı ürün alabilirsin. Ama ben konuşulmuyor. Duydun mu mısır özü konuşulmuyor? Hep ayçiçeği. Ne kardeşim? Zeytin hiç konusu bile açılmadı. Zaten daha pahalı olduğu için. Zeytin yağını kimse konuşmadı zaten uzun süre. Sadece ayçiçek yağı konuşuldu. Mısır yağı, mısır özü. Yani evet, bir alternatif, bir ikame mal nihayetinde. Yani. Ve üretimi, topraklarımız müsait. Evet. Üretim müsait. Ya burada mesela ben geçenlerde bir haber yaptım. Osmaniye'de tarım arazileri, devletin hazinesindeki tarım arazileri bir şekilde sanayi bölgesi olmak üzerine ikna olunmuş. İşte bölgenin tarım müdürü, bölgenin valisine durum açıklıyordu. Valinin internet sitesinde gördüğüm bir video. Vali Bey'e, müdür bey anlatıyor. Bakın diyor, buraları da aldık. Vali Bey diyor ki ama burası yeşil. Evet diyor, buraları aldık komple. Tarım arazisi, buraları sanayi yapacağız. İşin garibi, yakın bir bölgede bir sanayi bölgesi daha var. Mesela orayı genişletmek aslında hiçbir tarım arazisine zarar vermeyecek. Ama arkadaşlar, beyefendiler gidip tarım arazisi üzerine sanayi bölgesi inşa etmek istiyorlar. Şimdi bunun biraz altını kazınca da şey çıkıyor. Mevcut dönem belediye başkanı ile geçmiş dönem belediye başkanının oğlunun arasındaki yani rant kavgası, para kavgası, küçük paralar aslında baktığımızda çok büyük paralar dönüyor. Oradaki birkaç metrekare toprak için bütün tarım arazileri bu sefer gidiyor. Burada eğer ki diyalektik üzerine, nedensel etki tepki üzerine ilerliyor olsa bu insanlar, sanmıyorum ki akıllarına gelsin ekili tarlayı gidip sanayi bölgesi yapmaya. Nihayetinde işte sizin söylediğinize geleceğim. Toplam olarak çözmek odaklı değil de menfaat sağlama. Menfaat sağlama, günü kurtarma. Ya bu toplumu birleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Bunu da sizin saydığınız görevleri üzerine yüklediğiniz iktidar veya muhalefet, herhangi bir siyasi parti kesinlikle toplumu tamamen birleştirmek adına değil de bir gördüğü kendince bir pastası var partilerin, oralardan pay almak adına ya da payını korumak adına davranıyor. Günlük politikalar bir yandan sırtımıza binen zamlarla beraber, bir yandan da şeylerle karşılaşıyoruz. Bir işte Kemal Kılıçdaroğlu bir kamu binasına gidiyor, kapıdan içeri almıyorlar. Şimdi bu bana çok garip geliyor açıkçası. Bir yurttaşın bir kamu binasından girememesi, bu konuyu tartışmamız bile ama garip geliyor. Ama gidiş şekline bağlı. Yani de bir vatandaş gidiş kamu binasına girmek istiyor. Kamu vatandaş, bir vatandaş olarak gitsin, kapısını çalsın, alıp almadıklarını sonra yani konuşalım. Kağıt üstüne bakıyorum. Yok, şimdi şeyi söylemek istiyorum, bakın. Toplam olarak gariplikler silsilesi. Gariplikler yani. Silsilesi. Her şey gariplik. Her şey gariplik. Yani gariplik. He, buyursunlar, çözüm mü istiyorlar? Çözsünler. Söyleyeyim. Bir defa bu topluma demokrasinin gelebilmesi için rüşvet çarkının, çökmelerin, devletin malının korunabilmesi için Türkiye'de 80 milyon insan varsa buyursunlar, mal beyanı verelim. Mal beyanı verelim. Herkesten. Bu mal beyanlarını da Sayıştay alsın. 3 tane ıslak imza. Alsın. Ondan sonra her 200 tane 18 yaşını doldurmuş herkesten mal beyanı alacak. Her 200 mükellefe de bir tane vergi müfettişi verelim. Buyursunlar bakayım, kim rüşvet yiyor. Hadi çözelim. Çözelim hadi. Her şey kesilir.
Anladım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Sayıştay görevini yapamıyor. Şimdi mesela başka bir soru söyleyeyim size. Şimdi bir ülkede Sayıştay işlevini yapamıyor. Diğer mevzulara girmek istemiyorum. Evet. Ama ana bak vergi daireleri şey şu şu demiyorum. Sayıştay. Onların en üst noktası Sayıştay'dır. Artı Türkiye Cumhuriyeti'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı var. İşte Adana Cumhuriyet Başsavcılığı var. İşte Bursa, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı var. Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı denilen bir makam yok. Bütün başsavcılar İçişleri Bakanlığı'na veya Adalet Bakanlığı'na bağlılar. Anlatabiliyor muyum? Kursunlar Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı makamını. Sayıştay ile ikisini yan yana koysunlar. O başsavcılığına da Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün menfaatlerini koruyucu, kollayıcı kanunlarla beslesinler tüzüğünde. Bak bakalım kimse kıvırdayabiliyor mu? Herkes vergisini verecek. Kimse rüşvet yemeyecek. Yiyen de bedelini ödeyecek. Aile boyu, aile doktoru gibi aile vergi mükellefleri olacak. Vergi müfettişleri olacak ki adam şimdi çocuklarını çalıştırıyor. Hı hı. Şimdi bir şey daha söyleyeyim size. Türkiye'de yanlışlıklar ailede başlıyor bir defa. Köylerden, kırsaldan son milyonlarca insan göçtü. Hı. Bunlar çoluk çocuklarını çalıştırdılar. Hı. Kendileri çalışmadı. Sömürü ailede başlıyor. Baba evde oturuyor. Anne evde oturuyor. Çocuklar çalışıyor 12 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşında. Getiriyorlar, taşıyorlar. Ana baba sormaz oğlum ayakkabı al şunu. Ana baba sormaz oğlum şunu al bir pantolon al. Ondan sonra çocuk pantolonunu bir bulup giydiğinde de nereden aldın da giydin de demez. Çünkü kendi vermediği için. Anlatabiliyor muyum? İşte o da o bunlar bu yasalar yazılıp çizildiğinde o çocukların parasını da kimse yemez. Doğru. O babaya yani... çünkü vergi mükellefi diyecek sen bu arabayı nasıl aldın? Evet. Sen bu evi nasıl aldın? Anlatsana gelirin yok giderin yok. Basarsın düğmeye, sözlü mülakata girmeden evvel o insanlarla, tapunun, trafiğin, evet. İşte banka hesaplarına bakarsın, koyarsın. Artısı varsa çeker alırsın. Evet. Yani bu topraklarda şöyle ilerliyor. Eğer bir terslik varsa, önce tersliği kimi yaptın abi bakalım. Biz toplum yapıyor tersliği. Evet, yok yok, bireyde, mevcut tabii. Günümüzde. Mesela tabii. Diyelim işte ben Mehmet Umut Dolu. Bir ikircikli bir iş yaptım. Bir şekilde gelirimin üzerinde bir anda servet edindim. Evet. Önce bir bakılıyor yani galiba. Bu servet edinen kim? Bize de düşüyor mu? Acaba bir bakalım. Hani yaptırımı uygulanması var. Bir de öylesine bir yaptırım uygulanıp perde arkasından başka işlerle o serveti büyütüp paylaşmak var. Bunlar mütemaden yaşanıyor. İşte İnsanına göre. Kimisine denk geliyor, yaptırım uygulanıyor. Kimisine ya denk şimdi, geliyor, hadi yürü ya kulum oluyor. Şimdi insanlar yaptıkları yanlışın vahametinin hani manevi ve toplumsal boyutta bu kadar yanlış olduğunu fark etseler ben inanıyorum ki %50'si, %40'ı, %20'si yapmaz bunlar. Yani aslında farkında. Çünkü yapılanın şöyle. Yanında kar kaldığı için evet, evet. Herkes denemeye yeteniyor. Tabii ki yanına kalmayacak olsa yani yanına yapmayacak. Kalmayacak olsa kimse yapmayacak. Evet. Ama yapılanın her şey yapanın yanına kar kalmış. Evet. Anlatabiliyor muyum? Sonraki sorgulamamış. Şimdi Kemerburgaz. Kemerburgaz'ın %80'i hazineydi bundan 20 yıl önce. Hazine arazisiydi. Oradan bir kadastro geçti. Şu an %10'u hazine arazisi. Birileri üstüne aldı. Kadastro. O bu iş. Uydurdu aldı. Ve veriyor kat karşılığı. Binlerce, yüzlerce daire, binlerce, milyonlarca dolar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Kimse sormuyor kardeş. Bu arsa sana dedenden mi kaldı? Kardeş, bu arsa inası aldı. Evet, yani bu sorgu yok. Şeyi unutulur. Ama yani. Bak şunu söyleyeyim. Bundan 50 sene önce bu tür işlemlerin dibine inemezdim. Dibine inmekten kastınız ne tam olarak? İnceleyip irdeleyemezdim. Anladım. Şu anlamda kayıt kuyut şu bu sorgulama yani şey anlamında
teknolojik anlamda. Ama şu an var ya, şu an tuşa dokunduğunda onun sülalesini, seceresini çıkartırsın. Onun nerede neyi varını çıkartırsın. Anlatabiliyor muyum? Ha, nereden bulduğunu demiyorum. Mal beyanı diyorum. Sen mal beyanını al. O kimin üstünde ne var? O kendi üstüne almadı mı başkasının üstünde kalacak. Başkası yarın sattığı zaman o parayı karşı tarafa da veremeyecek. Evet. Bilmem anlatabildim mi? Yani düzelir. Her şey düzelir. Peki bu noktada şunu sormak istiyorum. Yani evet. Biraz da toparlayalım. Bu bahsettiğimiz mesela birkaç sorundan bahsettik. Siz birkaç çözüm önerisi getirdiniz. Bunlar yani sizin yöntemleriniz çalışır, çalışmaz, bakılır. Ama bir şekilde amaç çözmekse bir şekilde çözülür. Çözülür. Bugün yani baktığımda esasen net bir çözüm odaklı tartışma görmüyorum hiçbir yerde. Nihayetinde zamanı şimdi bakın, yayılmış. Size bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Bütün televizyon kanallarında, bütün basın, anlatabiliyor muyum? Bütün gündemde olan yazarlarımız hepsi hikaye. Hepsi bir algının, algı yaratıcılarının piyonları. Hepsi. Yani baktığımızda evet, büyük hepsi. Bir algı. He, işlerinde dürüst insanlar var mı? Var. Ama bir suyun %80'i kirliyse su kirlidir. Yani öyle, doğru. Ne demek senin? %50'si de kirliyse o su yine kirli sudur. Evet, ya burada şey görmek lazım esasen. Ben şimdi bu sektör, insanlar para kazanıyor. Tabii, para kazanmasını boş verin. İşte hani işini toplumu yapıyorlar. Yanlış yönlere. Sadece bir noktayı düzeltmek lazım. Yani bazı insanlar da ekmek parası kazanmak gereği yayın politikasına uyması gerekiyor. Kendine benimsemese de uyması gerekiyor. Onu tenzih etmek için kenarda tutmak istedim. Çünkü insanlar para kazanmak için yapabiliyor. Bu meslek tamam eyvallah. Tamam da bak şunu anlatmak istiyorum. Ama kesinlikle haklılık payınızı da veriyorum. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Şimdi baktığınızda açık oturumları 30 senedir diyorduk bu akşam laiklikle İrtica tartışılıyor, çözülecek. Ana, 4 saat sonra iki taraf bir inanç, yarım santim taviz vermemiş şekilde 4 saatimiz gidiyordu, gece evet. boyu izliyorduk. Evet. İşte şu tartışılacak, iki taraf yine tartışıyorlar, yine o düşüncesinden yarım saatten taviz vermiyor. Anla, ifa şeylerini yitirdiler. Yani ha tartışma programı, ha futbol şeyi, yapıyorlar ya futbol yorumları. Onun gibi bir şey oldu yani. İnsanlar artık seyretmiyor bile. Evet. Dinlemiyor. Aynı figüranlar o televizyonda orada. Hiçbiri çözüme kavuşmuyor. Ama çözüm yok ki. Onlar çözümün onlar da bilmiyor. Evet. Peki burada işte mevcut şartlar çözümsüzlük üzerinde. Bütün ülke uyanıyor çözümsüz, uyuyor çözümsüz. Bu noktada şeyi merak ediyorum. Siz gerek yaş, gerek faaliyet olarak tecrübeli bir insansınız. Gençler her tecrübeden, her görüşten insan var bu ülkede. Ve gençler de ya ülkeden gitmeye çalışıyorlar, ya da burada kalıp bir şekilde yolunu bulmaya çalışıyorlar, ya da mevcut sistem içerisinde devlet tarafından onlara verilmiş imkanlar. İşte bu okulu okursan, bu mesleği yaparsan şöyle bir hayat yaşayabilirsin gibi imkanlar sunuyor toplum bireylere. Bunlar da işte seçenekleri ya yurt dışına gitmeye çalışıyor, ya burada kalıp sistem içinde bir yerlere gelmeye çalışıyor, ya da yolunu bulmaya çalışıyor tırnak içerisinde. Siz peki ne öneriyorsunuz? Yani toplam olarak kimse tek başına kurtulamayacak buradan, bu çok belli. Birlikte hareket edip doğru yere doğru yönelmek gerekiyor. Bunu nasıl sağlayabiliriz, ne öneriyorsunuz? Nasıl düşünmeli gençler, nereye bakmalılar, neyi sormalılar olaylara? Şimdi başarı ekiple. Ekiple. Bilgiyle ve tecrübeyle sonuca gidersin. Başarı yakalamak istiyorsan. Bir birey tek başına bir şey yapamaz ama bireyler yan yana geldikleri zaman çok şey yaparlar. Yani bir atıyorum 40 tane 50 tane üniversite öğrencisi yan yana gelsinler. Gitsinler devlete. Desinler biz bu araziyi kiralamak istiyoruz. Ne yapacaksınız? Çilek üreteceğiz. Ama sen bizden 5 yıl
kira almayınca devlet onu da yapar. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Onlar çileyi üretsinler. İşte öbür taraftakiler desin, biz bu çileğin yarısından reçel yapalım, yarısını satalım. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Ya çözüm çok, yani bunlar anlattıklarım hikaye değil. Hı hı. Çözüm o kadar çok ki, o kadar çok ama devletin şey yapması lazım. Devletin idare eden insanların, bakanın, bu muhalefet için de geçerli. Arkadaşının arkadaşının arkadaşı, yeğeninin yeğeninin arkadaşı. Bütün herkes nemalanmanın peşi. Evet. Kesilmesi lazım. Deniz bitti bitti. Yani görünen o ki ama iktidar sahipleri bunu kesmiyor işte. Bitti deniz. Yani bitti. Yani insanları çözmemiz lazım. Yani şunu demiştiniz. İki yol söylediniz. Bir bilimsel yöntem kullanan insanlar, bir de manevi yöntemleri kullanan, maneviyatla çözüme veya doğruluğa ulaşmayan insanlar demiştiniz. Bu noktadan gençlerde de mevcut haliyle kimisinin manevi yönü daha güçlü ve o doğrultuda, o öğretilerle doğruya ulaşmaya çalışıyor. Diğerinin manevi yönü daha güçlü değil ya da işte yani güçlü demeyelim, doğru bir kelime olmuyor. Bilimsel yöntemlerle doğruya ulaşmaya çalışan kişiler de işte diyalektik çerçevede yaklaşıyor. Neden sonuç ilişkisi, etki tepki vesaire gibi ilerliyor. Bu noktada bu ikisini de ele alırsak ne öneriyorsunuz, ne söylüyorsunuz? Yani ne yapsın, neyi sormalıyız, nasıl ilerlemeliyiz, hangi yöne doğru gitmeliyiz? Çünkü dediğiniz gibi çözüm çok. Şimdi, önemli olan neyi çözeceğimizi bulmak. Manevi pencereyle diyalektik, bilimsel pencere yan yana geldiği zaman zaten kendisi muazzam bir, yani bu şeye benziyor. Artı kutup, eksi kutup birleşiyor, lamba yanıyor, enerji çıkıyor ortaya. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bizi birbirimize çelişki yaşatmaktan biz yan yana gelemiyoruz. Şimdi bilimselle maneviyat yan yana geldiği zaman zaten kolay çözülecek. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bilimselde reçete var, maneviyatta tecrübe var. Ne demekse maneviyata gençlerimiz, o gençlerimizde de tecrübe var. Yani gençlerimiz derken onlar üretmeye yatkınlar, onlar şeye yatkınlar. Bir de şöyle söyleyeyim, üniversite enflasyonu var bu ülkede. Bu ülkenin üniversiteye, bu kadar üniversiteye ihtiyacı yok. Kesinlikle. İnsanlar üniversiteyi bitiriyor, sanat yok. Yani meslek liselerine ağırlık verilmesi lazım. Hı hı. Meslek liselerine profesyonelce ağırlık verilmesi evet. lazım yani. Temelde yani liyakat sorununu çözersek galiba birçok konuyu da... Tabii. Bakın, iki dönem, 10 senede yani kalifiyeli personel sorunu çözülür. 10 senede. Şu an Türkiye'deki Suriyeliler Türkiye'yi terk etsin, tekstil çöker. Tekstil çöker. Afganlılar, şunlar bunlar terk etsin, inşaat sanayi çöker, hammallar çöker, onlar çöker. Yani ağır işçiler gitsin. Bizim insanımız artık işsizliği iş bellemiş. Tembelliği iş bellemiş. Uyumayı iş bellemiş. Bu insanların da bu uykulardan uyandırılması lazım. Yani haliyle hayatının karşılığını istiyor insanlar. Hı? Vermek gerekiyor. Yine artı değere dönüyor aslında. Dedim mi en başta artı değerin nasıl paylaşıldığı belirleyici oluyor. Artı değer bir yerde birikiyorsa patlamaya hazır hale geliyor bir yerde. Yani bu emek veren kişinin artı değerden aldığı payın onun insan onuruna yaraşır şekilde yaşamasını sağlaması lazım. Şimdi en azından insanlar vergilerini veriyorsa, hı hı, verdiği verginin nerelere harcadığını sorgulaması lazım. Genelde hesap verilmemek üzere. Sorgulaması lazım. Anlatıyor muyum? Evet. Sorgulaması lazım. İnsanlar sorgulamadıkları için o artı değerler nerelere gittiğini de soramıyorlar. Evet. Doğru sorularla doğru cevaplara ulaşmak. Sorgulayamıyorlar. Yani kardeşim ben yurttaşım. Yurttaşlık görevlerimi yapıyorum.
Sen benden aldığın vergiyi bana sağlık, eğitim, anatomi, ulaşım bu konularla bir kısmını bana döndüreceksin, bir kısmını da sosyal faaliyet alanlarına harcayacaksın, bir kısmını ülkenin savunmasına harcayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ve bunun bilançosunu da çıkartacaksın, vereceksin, halkım diyeceksin, ben bu kadar vergi topladım, bu kalemlerde harcadım, bu kadar param var veya bu kadar borcum var. Devleti yani halka rağmen değil, halkla birlikte organize edip yönetmek anladığım kadarıyla çözüm, yani en net çözüm bu. Ya halkla birlikte derken zaten halkı soyutlayamazsın. Tabii ki. Ya devlet dediğin sen beniz. Evet evet. İşte bu devlet dediğin sen beniz. Burada problem ne biliyor musun? Burada problem devletin içindeki kompradörler. Burada problem bunlar. Devlet kim? Devlet biziz. Devlet senin abin, onun dayısının oğlu. Anlatabiliyor muyum? Devlet evet. Biziz. Yani bu bir iddia o noktasında geriledi artık. O devletin içindeki kompradörler, yani dışa bağımlı olan şahıslar, dışa hizmetkarlık eden şahıslar, bugün bu ülkenin bu kaosta yaşamasına sebepleri. Para da onların cebinde ama. He? Onların cebinde. Ya o para nasıl bir şey? Anlamıyorum ki. İşte bizde yani değil. Açsındır ya, sende olsa ne olacak? Hiçbir fikir yediğinle, yok. Yediğinle. Neye bineceksin, nerede yaşayacaksın? Yani evet. He? Yani nerede olacaksın? Ben bunların hepsini gördüm, yaşadım. Yani dediniz ya işte sen bu malı nasıl elde ettin? O noktada işte göz görüyor yani nasıl elde ettiğini de. Bu göz göre göre oluşlar insanı bir yerden sonra yıpratıyor. Toplum şunu bellemiş. Toplum diyor ki, ulan şu Rıza diyor ne akıllı adam diyor. Adam diyor 10 katlı bina yaptı. Hı hı. Akıllı diyor. Ya bu binayı nasıl yaptı demiyor. Evet. Neyle yaptı demiyor. Akıllı adam yaptı diyor. Evet. Ne demek istiyorum? Toplum sorgulamıyor. Doğru. Toplumu aferin diyor. Hırsızlığa aferin diyor. Toplumu sorgulamaya... Sorgulamak artık sanki şey gibi böyle bu toplumda cezası olan. Ya sorgulamak derken şimdi dedikodu yapmak sorgulamak değildir. Tabii, tabii. Orada burada konuşmak sorgulamak tabii. Değildir. Vatandaş olarak... Ülkenin bir yurttaşı olaraktan bir yanlış bir şey gördüğün zaman gideceksin Cumhuriyet Savcılığına, gideceksin Bölge İdari Mahkemesi'ne, vereceksin dilekçeni. Ben bugün burada şu belediyenin şu şeyini gördüm, ben kamuya zarar verildiğine inanıyorum. Gerekli müdahalenin yapılmasını rica ederim saygılarımla. Anlatabiliyor muyum? Yanlış bir şey mi yapıldı? Gidersin Cumhuriyet Başsavcılığına, karakola da değil. Ben böyle bir olaya tanık oldum. Burada bir mağduriyet var. Şu sebeplerden dolayı aslında esas mağdur olan insan suçlu. Suçlu olan insan da mağdur konumunda. Gereğinin yapılmasını rica ederim. Anlatıyor muyum? Toplumdaki insanlar görevlerini bilse kimse yanlış bir şey yapamaz ki. Evet. Yani insanların... Ama dedikoduyla konuşunca, konuşmakla sokaklarda, kahvelerde konuşmakla, orada burada konuşmakla deşarj oluyorlar. Çözüldükten değil. Ya bu konunun çözülmesi için de bir yeni bir nesil yetiştirmek gerekiyor değil mi? Ya tabii ki temeli sağlam tutmak lazım. Temel kalmamış ki. Evet. Yani gemisini yüzdüren adam, gemisini yüzdüremeyen de bitti. Evet. Onurlar ayak altında. Evet, dediğim gibi işte yani insanlar ya bir şekilde yolunu bulmaya çalışıyor ya da sistem içinde hayatta kalmaya çalışıyor. Türkiye'de yanlış. Kesin bir hayatta kalmıyor. Bu bakışların hepsi yanlış. Çok yanlış. İşte bunların sorunu çözmekten ziyade bireysel çözümler arıyor artık insanlar benim gördüğüm kadarıyla. Bu noktada işte zaten şey... Ya bireysel çözümü, bireysel çözüm. Çözdün yani. Tamam. Sen bireysel çözdün. O da çözdü, o da çözdü. 10 kişi aç var. Yani işte 10 kişi gelecek sana çökecek evet, sonra. Evet, sonra gelecek çökecek. Diyalektik pencereden bakın diyoruz ya. Diyalektik pencereden baktığımız zaman biz görüyoruz her şeyi. O duvarın arkasında görüyoruz, orayı da görüyoruz, orayı da görüyoruz. Olasılıkların her türlüsünü görüyoruz. Evet. Ama konuşamıyoruz. Ne demek istiyorsun? Konuşamıyoruz. Bu konuştuklarımızla ne aşağıya vuralım diyoruz, ne yukarı vuralım diyoruz konuşuyoruz. Yani en azından doğru noktaya doğru ilerliyoruz. Öyle diyelim. Ama doğru noktaya ilerleyebilmemiz için de hayatta hani insanlar doğru şeyleri görmeleri lazım. Ne evet. Demek ya adam ben aç kalacağım mıyım? Bu çağda, bu dünyada. Hı hı.
aç kalacak mıyım diye. Türkiye'de şu an 90 milyon insan var. Ben söyleyeyim 20 milyon ekmek çöpe gidiyor. Bunu dünyaya vurduğumuzda çok daha büyük bir... Türkiye'de diyorum ya. Ben Türkiye'yi konuşuyorum. O kebapçılarda, oralarda, buralarda çöpe gidenlerin hesaplarını yapsınlar. Evet, toplam yani olarak... toplum olarak bunları şey yapmamız lazım. Adam hayatında bir başak buğday yetiştirmemiş. Döküyor. Peki. Buyurun. Vaktimizin sonuna geldik Serdar Bey. Toplam olarak diyalektik yöntemin mutlaka çözüme ulaştıracağına... Şimdi toplumdaki kardeşlerimizin, toplumdaki kardeşlerimizin, yani bu topraklarda, bu coğrafyada yaşayan kardeşlerimizin tabii ki almış oldukları eğitim, almış oldukları ailevi terbiye, bunlar hepsi o insanın gelişiminde ve yaşam tarzında bir etkendir. Bunların bir kısmı diyalektik pencereden bakmaya müsaittir, bir kısmı manevi pencereden bakmaya müsaittir. İkisi de o pencerelerden güzel şekilde baktıkları zaman yan yana geldiklerine de ben bu ülkeyi aydınlatacaklarına inanıyorum. Umarım dediğiniz gibi olur. Olacaksa da tez vakitte olsun. İnşallah. İnşallah. Peki Serdar Bey, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Efendim, bir diyalektik programının bir bölümüyle daha karşınızda olduk. Bugün konuğum iş insanı Serdar Kurşunoğlu. Serdar Bey ile diyalektik yöntemin, diyalektik tartışmanın, diyalektik düşünebilmenin sorunların çözümünde ne denli etkili olabileceğini, toplumumuz için ne denli gerekli bir yöntem olduğunu değerlendirdik. Gençlere Serdar Bey'in tavsiyeleri oldu. Ülkeyi terk etmekten ziyade bütün bir toplumun refaha ulaştırılması, bütün bireylerin de faydasına olacaktır şeklinde konuştu. Toplam olarak olaylara bakış açılarının esas meseleyi çözmeye yönelik olduğu takdirde bütün toplumun refah ve barış içinde yaşayabileceğinde hemfikir olduk. Eğer sizin de görüşleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.